İstanbul'a selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. İzmir'e selamlar. Veya hangi şartlarda caizdir? En üstünde orta bir yol. Yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın rahmetiyle selamlıyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Mevla-i Kerim inşallah huzurlar ihsan etsin memleketimize, mazlum Müslümanlara, mazlum İslam alemine. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız, Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Hocamızı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz efendim. Bismillah deyip başlayalım birlikteliğimize. İzleyicilerimizin mail ve sosyal medya ortamından ulaştırmış oldukları sualler hazır. Canlı yayında soracakları suallerle program şekil bulacak. İzninizle iletişim yollarını aktarıp Bismillah diyelim. 0312 alan koduyla 294-4294 değerli izleyicilerimiz. Telefon numaramız, canlı yayında değerli hocamıza suallerinizi yöneltebilirsiniz. Ve yine sorularınızı bizlere sosyal medya aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Tabii bu anlık iletileriniz daha sonrasında peyderpey değerli hocalarımıza hafta içindeki tüm programlarda soruluyor. Bunu bilginize bir kez daha arz edelim. Efendim sosyal medya Twitter, Facebook, Diyanete Soralım adresleri hizmetinizde. Ve mail olarak da yazılı olarak yine ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz de diyanetesoralim@diyanet.gov.tr. Hoş geldiniz diyoruz. İlk durağımıza döneceğiz. Erzurum ilk durağımız. Harun Coşkun hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Coşkun. Erzurum'a selamlar efendim. Sağ olun. Buradan da size selamlar. Kolay gelsin. Selam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurunuz Harun Bey. İlk sorum bu büyük alışveriş merkezlerinde yapılan alışverişlerden dolayı hediye çekilişi oluyor araba şeyler için. Evet. Bu caiz midir? İkinci sorum da diş etlerinde kanama gibi bir şeyimiz var. Abdest alırken karşılaşıyoruz. Öncesinde sonrasında. Bu konuda dinen nasıl bir şey vardı bunu öğrenmek istiyorum. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim? Yok sağ olun teşekkürler. Peki, sıhhat diliyoruz Erzurum'a selamlar Harun evet. Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu AVM'lerde veya bu şart değil diğer marketlerde de alışveriş yapan kişilere işte belirli bir meblağ alışveriş yapmışsa bir hediye çeki veriliyor bazılarında. Ve bu hediye çeki bir çekiliş yapılıyor. Kimin şansına düşerse o kimse işte o ortaya konulan ödülü alıyor. Şimdi burada amaç ne? Yani bu AVM'nin bunu yapmaktaki amacı ne? Müşteri çekmek, celbetmek. Yani promosyon. Kesinlikle. Ve müşteri de o AVM'ye gidip ben falan AVM'ye gideyim. Oradan alışveriş yapayım ki bana hediye çeki versinler. Bunun için gitmiyor. Normal ihtiyacını karşılamak için gidiyor. Orada alışverişini yapıyor. Ha diyorlar ki al şu sana kupon. Bu kuponun şansın işte buna isabet ederse çekir işte sana şu hediyeyi vereceğiz diyorlar. Yani müşteri burada o kupon için yani o çekilişe iştirak etme, katılmak için ayrıca bir para ödemiyor. Evet. Eğer bu iş için ayrı para ödense o zaman kumara girer. Şans oyununa girer. Ama burada şans oyunu yok. Niye? O market sahibi, AVM sahibi neyse oradaki insanlar hediye veriyorlar. Ama hediyeyi verirken şey veriyor. Bunu çekilişte alışveriş yapanlar arasında çekilişte veriyor. Onun için bunun bir sakıncası olmaz ama eğer demin de söylediğim gibi bu çekiliş için ayrıca para ödeniyorsa mesela diyorsa ki satıcı eğer bir çekilişimiz var İşte 1 lira verirsen ilave, 5 lira verirsen o çekişle katılabilirsin der de. İnsan da o parayı verirse o zaman o şans oyununa girer, caiz olmaz. Buradaki paranın kıymeti yok değil mi hocam? 1 lira da olsa, 10 tabii, lira tabii olsa. Hiç fark etmez. Yani azı da çoğu ekstra da aynı. Vermek yani. Genelde kural şudur dinimizde. Çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Genel kural budur. Madem ki büyük meblağ olsun, orta meblağ olsun, kumar veya ne bileyim şans oyunu haram olduğuna göre az parayla da yapılsa yine haramdır. Peki efendim ama bunun dışındaysa AVM'lerdeki yani normal bu usul, alışveriş yapıyorsunuz evet. Ve ortaya bir ödül konmuş. Sana bir şey veriyor, kupon veriyor. Evet. O kuponla çekilişe katılıyorsun. Genelde de böyle oluyor. Böyle oluyor genelde. Bunun bir sakıncası olmaz. Peki efendim. Diş etindeki kanama. Diş etindeki kanama tabii. Abdest. Abdest aldıktan sonraki kanama Hanefi mezhebine göre abdesti bozar. Evet.
Ha, tabii tükrük de gelmesi halinde tükrükten daha galip ise o zaman. Ama burada diş etindeki kanama tükrükle alakalı bir şey değil. Değil. Tamamen dışarıda. Dolayısıyla bu duruma müptela olan kişi o kanın durmasını beklemeli. Yok durmuyor, mutlaka kanıyorsa o zaman diğer mezheplerden yararlanabilir. Çünkü Şafii mezhebinde mesela kanama abdesti bozmaz. Peki bu şekilde bir defa deneyecek duruyorsa bir devam defa etsin. Değil yani bir, devam mı ya bu, şimdi zannediyorum bu devamlı olmaz yani. Nedir işte dişini sürter, fırçalar. Ara ara bu hassas dönemlerde yani, olabiliyor hocam olabilir. Yani. İşte peki. O zaman biraz bekler. Bekleyecek peki. Durduğu zaman abdest alır. Ha diyelim ki bakın, diyelim ki mesela Hanefi mezhebine göre amel etmek istiyor adam. Ve ağzına su aldığı zaman mutlaka kanıyor. Ağzına su almasın. O zaman sünneti terk etmiş oluyor. Evet efendim. Yani o da bir yöntem. Peki. Efendim devam ediyoruz gelen sorularla. İstanbul'dan bir izleyicimiz Zeynep Avcı hattımızda. Hoş geldiniz. Zeynep Hanım İstanbul'a selamlar efendim. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Buyurunuz. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Evvabin namazı akşam namazıyla, akşam namazının 3 rekat farzıyla 2 rekat sünnetin arasında mı kılınıyor? Yoksa akşam namazı tamamen bittikten sonra mı kılınıyor? Onu öğrenecektim. Peki ekleyeceğiniz başka bir soru var mı efendim? Yok, teşekkür peki, ederim. Peki sıhhat diliyoruz İstanbul'a. Selamlar, iyi akşamlar. Akşam evet. Namazından sonra kılınan nafile namaza evvabin namazı denilir. Yani o öyle deniliyor. Aslında evvabin dönenler demek, tevbe edenler. Yani günahtan dönenler. Günahtan beri duranlar. Yani uzak duranlar peki. Ve dönenler. Şimdi kelime manası o. Bu akşam namazının farzı ve sünneti kılındıktan sonra kılınır. Ondan sonra kılınan bir namaz. Peki. Efendim devam ediyoruz. Gaziantep'ten bir izleyicimiz hattımızda. Murat Salmaç, hoş geldiniz. Gaziantep'e selamlar efendim. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Buyurunuz Murat Bey. Hocam bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Televizyonum yanımda yok ama telefonla soruyorum. Hay hay. Şimdi üniversite hastanelerinde bir ilaç test bölümü var abi. Yani yeni çıkacak piyasaya ilaçların bir test aşamasından geçiyor. Evet. Bunları kullanma karşılığındaki alınan ücret helal midir? Onu soracaktım hocama. Peki soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Gaziantep'e selamlar Sayın Salmaç. Evet. İlginç bir soru. Evet, çok ilginç. Şimdiye kadar hiç karşılaşmadık böyle bir soruyla. Yani ilaç firmaları bir ilaç icat ediyor. Bunu deneyecekler. İnsanlar üzerinde deneyecekler. Ve bu deneme karşılığında ücret almak caiz mi? Kobay olarak kullandı. Şey, kobay değildir tabii. Peki biraz daha farklı. Yani çünkü bu daha önceden çeşitli canlılar üzerinde evet, mutlaka denemiş. Testleri yapılmış, deneyleri yapılmış ama sonuçta piyasaya sürülmesi için insanlar üzerinde de denenmesi lazım. Ücretle benim şimdi bunu şu anda ben kendim fikrim olarak söylüyorum. Çünkü bunun bir kitabi kaynağı dayanağı olmaz. Ama şimdi kazanç yolları bellidir dinimizde. Kazanç yolları. Yani bir insanın mal sahibi olma yolları bellidir. Nedir o? Ona bir mala malik olmam. Temellük, esbabül milk derler. Bir, mübah bir mala el koyma. Ona ihrazu el malil mübah. Yani mesela dağdaki otu topluyorsun. Dağdaki odunu kesiyorsun. Evet. Veya havadaki kuşu avlıyorsun. O senin oldu artık. Veya işte kınardaki suyu şişene, testine dolduruyorsun. O senin oldu. Bu bir yöntemdir. Bir. İki, ticaret. Üç, emek. Dört, mal hocam. Malından elde ettiğin gelir, kira geliri olabilir. Ki bu bir bahçenden, tarlandan aldığın ürün olabilir. Dört, hibe. Miras. Vasiyet. Yani genelde bunlar. Şimdi bir ilacı kullanma, bunların hangisine girer? Yani ben bu ilacı kullanırken bir efor sarf etmiyorum. Bir emek vermiyorum. Bir rizikoya girmiyorum. Yani o ticarette malda risk var. Doğru. Yani zarar da var, kar da var. Doğru efendim. Burada risk varsa, tehlikeli bir şey varsa zaten caiz değil. Çünkü ayet açık.
Kendi kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Canınızı tehlikeye atmayın diyor. Yani burada tehlikeye atma söz konusu ise bırak para almayı, onu uygulamak da caiz değil zaten. Ama tehlikeye atma söz konusu olmaması gerekir. Çünkü olsa ona izin verilmez zaten. Evet. Dolayısıyla bu iş için bunu ücretle yapmak uygun değil. Ücretle yapmak. Ancak hediye kabiliğinden verilirse, yani bu ilaç firması bu işi uyguladığı kişiye hibe olarak, hediye olarak bir şeyler takdim ediyorsa o alınabilir. Peki, ama mesela insanların hani bir şekilde faydasına olabilecek bir noktada yani keyfi olarak herhalde bir insana da böyle bir şey yaptıramazlar. Yani biz sen bunu yap biz hediye olarak bir şey belirleyelim gibi bir şeyle biri de herhalde böyle bir şeyi kabul etmez. Vallahi şimdi yani bir hastane, üniversite hastanesi insan, bunu yapacaktır insan, araştırma insan hastanesi. Bir şeyini satmak caiz olmadığı gibi. O zaman bu şekilde. Hı. Yani ben öyle değerlendiriyorum. Farklı düşünenler olabilir. Peki efendim. Yani çünkü burada normal mülk edinme yöntemlerinden meşru biri yok. Mükerrem bir varlıkla bir şeyler yapmak. Yok, biri yok. Uygun değil. Yani orada siz bir ilacı şunu içiyorsunuz yani. İçiyorsunuz. Şimdi bunu içtiğiniz için de ücret alıyorsunuz. Bu onların hiçbirine girmiyor. Ama dediğim gibi hediye kabiliğinden verilirse bunda sakınca olmaz. Peki efendim. Devam ediyoruz. Değerli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar suallerinizi cevaplamaya devam ediyor. İsminaz Yılmaz hattımızda İstanbul'dan. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz, İstanbul'a selamlar. Hoş geldiniz efendim. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Buyurunuz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sizlerin de efendim. Hocam sorum var sizlere. Buyurun. Telefondan duyuyoruz. Buyurun efendim. Hocam ben hac adayıyım. 4 sene oldu. İnşallah. Ama dinayet de yazıldım. Evet. Bu şey hani parası olan gidiyor. Peki biz de böyle bir paralı gitsek yani kul hakkına girer miyiz? İkinci sorum da kaza namazlarımı ben sabah namazından sonra mesela diyelim ki daha güneş çıkmadı. Ben o kaza namazını yani farzını öğlenin farzını, ikindinin farzını güneş çıkmadan önce kılabilir miyim? Üçüncü sorum da hocam beynin hani biz dal diyoruz ya. Şimdi tecvide gidince zal diyoruz. O konuda ben çok tedirgin kalıyorum. Ve bir de ona z çıkıyor ağzıma. Dal desem, b desem yani olur mu? Soralım değerli hocamıza. Sorun bu kadar hocam. Peki efendim. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sizlerin de İstanbul'a selamlar, iyi akşamlar diliyoruz. İsminaz Hanım. Tabii hacla ilgili... Bu kota meselesi tabii. Şu anda 1,5 milyona yakın insan Türkiye'de sıra bekliyor. Hac yazılmış sıra bekliyor. Tabii herkesi gönderme imkanı olmadığı için ancak sınırlı sayıda insan gönderebiliyorsun ki o da 60 bin civarında. Evet. Ki o zannediyorum Avrupa ile birlikte 60 bin civarında. Ki bunun 10 bin de Avrupa saysak 50 bin civarında bir şey oluyor. Çünkü Türkiye'nin normal kota %10'dur. 75 bin olması lazım. Ve bunun şimdi %25'ini de kısıyorlar. Yani şu anki inşaattan dolayı mı? 60 civar, evet. Evet. Yani 60 bin civarında gönderiliyor. Bunu tespit içinde malum bir geçen sene bu daha önce 7-8 sene yazılanlar arasında kura çekildi. Hala onlar bile eritilemedi. Doğru efendim. Dolayısıyla bu işin başka yolu yok yani. Yani bu işle ilgili olan kişiler çok farklı yöntemler deniyorlar. Düşünüyorlar acaba hangi yöntemi uygularsak daha adil hareket etmiş oluruz diye. Ve bu yöntem olarak bunu buldular. Yani şimdi bu organizasyonun dışında bir defa bunun içine girerek hacca gitmek doğru olmaz. Yani çünkü para dedi ama onun altını çizmek lazım. Zannediyorum böyle bir şey herhalde. O şudur. Tabii biz kimseyi ilzam etmek istemiyoruz ama bazı böyle vize temin edip parayla onu satanlar oluyormuş. Peki. Ayrı bir nokta. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yani ayrı. O şeyin dışında. Hac organizasyonunun dışında. Peki. Veya hatıra binaen diyelim ki. Peki. Özel vize Suudi Arabistan yetkilileriyle bir tanışıklığınız var, bir dostluğunuz var. Onlar size özel vize veriyorlar. Ha bunların sakıncası olmaz. Ama bir hile ile kontenjanın içine girmeye kalkılırsa o sakıncalıdır ki o da mümkün değil zaten. Peki. Yani burada müşteri olsun hanımefendi. Yani müşteri olsun. Eğer imkan bulabilirse gitsin ama rüşvet filan vermesi de uygun değil. Peki efendim. Çünkü rüşvet haramdır. Peki.
kaza namazı mı sabah namazından sonra güneş doğana kadar kılınır? Sabah namazı vakti girdikten sonra farzından önce sadece sabah namazının sünneti kılınır. Bir. Farzı kılındıktan sonra güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar, yani aşağı yukarı bir 45 dakika 40 dakika geçene kadar hiçbir nafile namaz kılınmaz. Nafile. Ama farz namazın kazasında bir sakınca yoktur. Yani sabah namazını kıldı, farzı, selamı verdikten sonra daha güneşin doğmasına yarım saat var. Ben bir de kaza namazı kılayım bir iki vakit dedi, kıldı. Hiçbir sakınca yok, kılabilir. İstediği geçmiş kaza vaktini de kılabilir. Kılabilir. Bunda bir sakınca yok. Peki, hocam son olarak da bu za harfi. Onu ben anlamadım. Yani veled dallin, veled dallin. Ben diyor diyemiyorum, da desem. Yani ya veled dallin desem olur mu? O da yani, D gibi oluyor diyor. Herkes kıraat uzmanı değil. Peki. Tabii Kur'an-ı Kerim'deki harflerin nasıl çıkartılacağına, tecvid üzere nasıl okunacağına ve harflerin nerelerden çıkacağına, ki ona maharici huruf denir. Evet. Bu bizim kitaplarda yer almış. Ama bütün Müslümanların bunları bilmesi, öğrenip ona göre çıkartması mümkün değil. Dolayısıyla insan yapabildiği kadar yapar, geriye kalanı Allah bilir. Yani burada dikkat etmesi gereken kalın harfse sadece onun dikkat edilir. Kalın harfse kalın harf çıkarmaya çalışsın. Ama dat çıkarması öyle kesin öyle harcı bir şey değil ki. Peki. Yani çok zor. Bunu hafızlar bile veya bu işlere uğraşan kariler bile epey uğraşarak öğreniyorlar. İşte onun için yani bunu herkesi teklif etmek. Peki. Şafii mezhebinde bu biraz daha şey sıkı tutulmuş. Daha sıkı evet. Peki o zaman yani bir böyle yani dalin dese yeterli. Mesela da'ya de demesin. De demesin. Peki. Ta'ya. Yani kalın harfse a'yı kalın okusun, ince harfse veya ı'yı okusun. Ama peki. Bir de eğer usulüne göre çıkarabilirse çıkarsın, çıkaramazsa da yapacağı bir şey yok. Peki. Efendim devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Hakkari ile birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Ahmet Aygün hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Aygün. Hakkari'ye selamlar efendim. Aleyküm. İyi akşamlar. Aleykümselam. Sayın hocama iki sorum olacaktı. Buyurun. Birincisi cuma namazı ile ilgili. Tabii dinimizde cuma namazı farzdır. Biz tabii bu farzı çoğu camilerde hem cuma namazı kılınıyor hem de cuma namazı sonra öğle namazı kılınıyor. Tabii ben burada bir Müslüman olarak tereddüde düşüyorum. Çünkü dinimizde 5 farz var. Cuma namazı tabii tekrar alınca bu farz altıya çıkıyor. Ben burada tereddüde düşüyorum. Kılayım mı, kılmayayım mı diye bir tereddüdüm oluyor. İkincisi ise evli olan bir erkeğin sütü eşine helal mıdır? Helal değilse bu durumda olan bir insanların cezası nedir? Dinimizde var mı bir cezası? Ya peki da, yani bu eşinin sütü helal mi derken bunu nasıl anlamalıyız? Yani bilerek ya da bilmeyerek eşinin sütünü... Peki, efendim soralım, soralım değerli hocamıza. Evet, efendim. Cuma namazı ile ilgili hocam. Yok, soracak bir şey yok. Tamam, teşekkür ediyoruz. Oğlum, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar diliyorum. Hakkari'ye selamlar şimdi, Sayın Aygün. Bir defa ibadetlerimiz, namazlarımız biz nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinden öğreniyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki ayet net. اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْرِ Yani cuma namazı için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya namaza koşun, alışverişi bırakın. Ha, burada cuma namazı farz. Cuma gün farz olan öğleyin, cuma gün erkeklere farz olan öğleyin farz olan namaz cuma namazıdır. Cuma namazı da iki rekat farzdır. Peygamber bu farz olarak iki rekattır. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öncesinde 4 rekat kılmış, sonrasında bazen 4 kılmış, bazen 2 kılmış. Cuma namazı bu. Ve insan cuma gün bunu namazı kıldığı zaman öğlen ibadetini yerine getirmiştir. Toplamda 10 rekatlık bir namaz. Ya 10 veya 8. Peki. Ya niye 10 veya 8? Hatta şöyle, Hanefi kaynaklarında cuma namazından sonra bazı kaynaklarda diyelim tamamında olmayabilir. Mesela Bedavü's-Sanayi'de var bir hatırladığım kadarıyla. Farzdan sonra 6 rekat kılmır diyor. 4 rekat 1, 2 rekat 1. Her ikisini ihtimali almış. Niye? Çünkü peygamberimizin her iki türlü uygulaması da rivayet ediliyor. Bunun ikisini de yaparsak her iki uygulamaya da uymuş oluyoruz diye. Evet. Ama Hanefilerin kıldığı zuhru ahirin sünnette delili yok. O çok sonraları çıkmış. Peki.
Ve Şafilerin cemaatle kıldığı o namazın da aynı şekilde sünnette delili yok. Çok soruları çıkmış ve bunun çıkış sebebi acaba işte bizim cumamız şu şu sebeplerden dolayı geçerli olur mu olmaz mı? İşte biz bir şehirde birden çok camide cuma kılınıyor. Halbuki Şafilerde daha bu kolay. Çünkü birden çok camide ihtiyaç halinde kılınabilir zaten Şafiler. Onlarda böyle bir içtihat var zaten. Evet, var. Yani bu tip böyle acaba cumamızda bir kusur olur da ibadetimiz eksik kalır mı herhalde düşüncesiyle ki Zuhrahir öyle çıkmış zaten Alefilerdeki. Evet, paylaşmıştınız muhtemelen daha önce. Muhtemelen Şafilerin kıldığı bu namaz da ondandır. Yani tabii ben Şafii mezhebinden değilim ve Şafii fıkhında çok inceliklerine kadar bilmem. Ama şunu biliyorum, Peygamber Efendimiz döneminde şimdiki Şafilerin cemaatle kıldığı gibi bir namaz kılınmamıştır. Veya Hanefilerin kıldığı Zuhrahir diye bir namaz kılınmamıştır. Ya cemaatle iki rekat cuma kılınmıştır, o kadar. Öncesinde dört rekat sünnet kişi kendi kılar, sonrasında dört rekat veya altı rekat sünnet kılar ve iş bitir. Peki efendim. Efendim eşinin sütü meselesi de daha şimdi, doğrusu ağza geldiğinde. Şimdi şöyle, bir kimsede süt akrabalığının oluşması için, yani iki kişi arasında veya emzirenle emen arasında süt akrabalığının oluşması için bu emzirmenin çocuk iki yaşını doldurmadan önce olması lazım. Hanefi İmam Azam'a göre 30 ay bu. Diğer imamların hepsine göre 2 sene, 24 aydır. Çünkü ayette hamduhu ve fısaluhu selatüne şahran diye geçiyor bir. Bir de çocuklarını emzirmek isteyen kadınlar 2 sene emzirsinler ifadesi var ayet-i kerimede. Onun için bu 2 sene ama İmam-ı Azam bu önceki hamile şey beraber almış. Ama bugün bizim fetvamız 2 sene içerisinde. Şimdi yetişkin bir insanın, bir kadının, bu annesi olsa, bu ablası olabilir veya bir başkası veya istediği gibi eşi olabilir. Bir şekilde onun sütü ağzına gitmiş. Bundan dolayı haramlık vesaire olmaz. Akrabalık oluşmaz. Çünkü. Akrabalık oluşmaz. Ama peki bunu içmek haram mıdır diyelim? Haram da değildir. Ama. Sağlık. Ama işin başka yönlerden sakıncası vesairesi varsa, bu bir de insanın uzvuyla, organlarıyla, insanındaki maddelerle yararlanma zorunlu olmadıkça yararlanma da caiz değil. Peki. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir soru var hocam. Sosyal medya üzerinden Canan Oktay soruyor. Hocam evliyim diyor. Eşim nikahımızı bozdu. Ayrı günlerde boş ol dedi. Ayrılmamız ailem ayrılamayız diyor. Ailem öldürür. Allah korusun. Ne yapalım diyor. Şimdi bu genel olarak söylenilen söylediğimiz bir şey var. İslam fıkhına göre evli insanlar arasındaki nikah bağı 3'tür. 3. 3 bağ vardır diyor. 3 ayrı bağ. Yani bunun anlamı şu. Peki. Bir insan karı koca veya koca karısını veya mahkeme 3 defa boşamışsa bu 3 bağ kopar. Ve bu iş biter. Ama 3 değil de 1 boşamışsa veya 2 boşamışsa yani 1 defa boşamışsa daha 2 bağ var geride. Evlilikleri sürdürebilirler. 2 defa boşamışsa geride bir bağ var. Son. Evliliklerini sürdürebilirler o bir bağla ama üçüncüyü de boşamışsa iş biter. Şimdi burada diyor ki kocam bana farklı zamanlarda boş ol, boş ol, boş ol dedi diyor. Bu farklı zamanların arasındaki süre ne kadar? Çünkü biz şöyle diyoruz. Aynı mecliste verilen 3 boşama tek sayılır. 1. Aynı temizlik içerisinde verilen 3 boşama da tek sayılır. Evet. Dolayısıyla burada bu hanımefendinin eşi aynı temizlik içerisindeyken bunları söylemişse bu tek boşama olmuştur. 2 boşama hakkıyla evliliklerini sürdürebilirler. Ama bu bunları 3 ayrı temizlik içerisinde vermişse o zaman nikahları fıkhan, dini esaslara göre bozulmuş, bitmiş olur. Yani 3 ayrı dönemdeyken mi hocam yoksa onlardan temizlendikten sonra yok, mı vermeli? Yok, 3 ayrı temizlik döneminde. Yok, adet döneminde değil. Adet döneminde verilmeyecek. Evet. Temizlik döneminde olur. Temizliğin döneminde verecek. Eğer 3 ayrı zamanda 3 ayrı temizlikte verdiyse biter. Peki. Ama tek temizlik içerisinde, hepsini aynı temizlik içerisinde verdiyse o zaman bir bağ kopar, yani bir talak, boşama meydana gelir. Peki.
Böyle bir durumda hocam yeniden nikah kıydırmaları gerekir mi? Şimdi bu o boşamanın şekline göre değişir ama sen boşsun dediyse yeniden nikah kıydırmalarına gerek yok. Ancak tabii daha iyisi biz burada evet. Bu yani işin detayını bilmediğimiz için bunu ya şey bir hocaya ki ama bazı hocalar bunu üç sayarlar onu söyleyeyim. Ama bizim Diyanet İşleri'nin, bizim Dijital Yüksek Kurulu'nun ki Mısır, Suriye, Lübnan, Irak da verilen fetvalar da bu istikamettedir. Bu durumda olanları tek kabul ederiz biz. Mesela bu durumunu tam alatan bir mektubu eğer mail olarak geniş bir şekilde mail yazarsa, olarak veyahut da mektup olarak kurula gönderirse o daha sağlıklı cevap alır. Peki o halde değerli izleyicimiz veya bu durumda olan bir şekilde boşanma noktasında sorunlu olan izleyicilerimiz varsa Allah öncelikle huzur versin diyelim. Canan Oktay Kulçelik hanımefendiye ve onun nezdindeki herkes için bir kez daha belirtelim. Efendim durumunuzu özel bir yazıya dökerseniz ve bunu da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na gönderirseniz size özel olarak adresinizi... 190 telefonda... Peki. Alo fetva attı 190 ama direkt tabii o fetva peki. Bulunduğu şehrin müftülüğüne düşer. En azından orada da yardımcı olabilirler. Evet. Peki efendim. Evet en azından bu noktada 190 fetva hattını da ulaşabilir, arayabilirsiniz. Geniş bilgi almanızı değerli hocam tavsiye etmiş oluyor aynı zamanda burada. Efendim Amasya ile birlikteliğimiz sürüyor. Kamile Sarı hattımızda hoş geldiniz Sayın Sarı. Amasya'ya selamlar efendim. Teşekkür ediyorum bir mukabele. Buyurunuz. Sizden bir şey istirham ediyorum. Buyurun. Hocam faize, krediye bulaşmamak için yüce kitabımızda bunları bulaşmayan kullarıma ben yardım edeceğim buyurmuş Yüce Rabbim. Ben onun ayetini ve hangi ayet, hangi sure onu istirham edebilir miyim sizden? En derin saygılar. Peki değerli hocamıza soralım. En azından faiz noktasında Mevla'nın yardımının olacağına dair. Nasıl ben anlamadım. Yani şöyle faiz noktasında Allah'ın faizle iştigal etmeyen kullarına karşı ben onlara yardım, ben onların kefili benim. Şimdi şöyle ayet-i kerimeler var. Allah alışverişi haram, helal kıldı, faizi haram kıldı. Evet. Faiz yok eder. Ribayı yok eder. Riba yok eder ve alışverişi bereketlendirir, evet. Artırır anlamında. Ama faizden uzak duranlara ben yardımcı olurum şeklinde bir ayet-i kerime ben hatırlamıyorum. Yani bu anlamda ama dediğim şekilde var. Bakara suresinde evet, yanlış hatırlamıyorsam olacak ama hangi ayet olduğunu net hatırlamıyorum. Peki yani ama sonuç itibariyle ribayı Mevla haram kılmıştır, alışverişi helal kılmıştır. Tabi haramlardan uzak durduğu zaman insan inşallah Cenab-ı Hak ona yardım eder. Peki yani sonuçta genel olarak hocam rızk meselesine baktığımızda hani buradan kardeşimiz ve en azından rızk darlığı çekenler için de bu kapıya gitmemeleri için yani genel olarak rızkın kefili veya açıcısı, yol açıcısı sonuçta tabii yani Allah'tır. Rızkın kefili Allah'tır ama esbaba sarılmak da insana mutlaka düşer. Peki. Yoksa oturduğu yerde rızık gelmez. Peki efendim. Çalışacak, kazanacak, dua edecek. Efendim. Helal yani yollara sarılacak yani. Sarılacak tabii. Peki efendim. Ha, ne zaman faiz alabilir insan veya faiz verebilir? Başka hiçbir şansı kalmadı. Ve ekmek alacak parası yok, almazsa da aç ölecek. Veya odun alacak, kömür alacak parası yok, almazsa donacak. Hiç başka imkan kalmadı. Borç bulamadı, parası yok, bilmem ne. Ancak o zamanki o zaruret halidir o. Zaruret halinde ancak o yönteme başvurulabilir. Peki. Efendim Bilecik'le birlikteliğimiz sürüyor. Abdülhamit Yılmaz hattımız. Hoş geldiniz Abdülhamit Bey. Bilecik'e selamlar efendim. Efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Alo. Buyurunuz alo. Abdülhamit Bey. Hayırlı yayınlar efendim. Sağ olun. Buyurun efendim. Benim iki sorum olacak. Birisi bedelli askerlik, diğeri de seferilik hakkında. Buyurun efendim. Bedelli askerlikten yaralanmak isteyen birisi birikmiş parası yok. Devlet bankadan faizli kredi alıp bu borcunu ödeyerek askerliğini yapması da sakınca var mıdır? Birisi bu. Diğeri de ben işim icabı İstanbul'a gitmek durumunda kalıyorum haftanın 2 günü 3 günü. İstanbul'da da bir arkadaşımın evinde kalıyorum. Aslen Bilecik'te ikamet etmekteyim. Evet. Benim oraya gittiğimde namaz kılmam seferi olacak, seferi hükmüne göre midir yoksa orada mukim hükmüne göre midir? Peki zaman olarak yani 15 günü geçiyor mu efendim kalışınız İstanbul'da? Yok geçmiyor. Fakat ben uzun yıllar İstanbul'da eğitimi tamamlamak için bulundum. Peki ama ikametiniz Bilecik'te. Evet. Peki. İkametim Bilecik'te. Evet. Peki efendim maaşımı soralım. Bilecik'te sağlıyorum. Soralım değerli hocamıza. Peki hayırlı akşamlar diliyorum bizler efendim. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz olay efendim. Şimdi biraz önce
çok konuştuk. Hayati bir zorunluluk yoksa, ki ona zaruret diyoruz. Zaruret yoksa dinimizin haram kıldığı bir şeyi yapmak caiz değildir. Bu faiz vermek olabilir, faiz almak olabilir, haram olan bir eti yemek olabilir, haram olan bir sıvıyı içmek olabilir. Ancak bunlara ne zaman tevessül edilebilir, ne zaman tevessül edildiğinde insan sorumlu olmaz. Hayati bir zorunluluk varsa, nedir o hayati zorunluluk? Onu almadığı takdirde ölecekse veya hayat kendisine çekilmeyecek derecede büyük sıkıntıya sebep olacaksın. İhtiyaçla zaruret arasındaki bir mesele mi hocam? Zaruret. Şimdi bazı ihtiyaçlar var, daha hafiftir, bazıları daha ağırdır. Şimdi bedelli askerlik, insan bedelli askerlik için parayı yatırmayıp da askerlik yapsa bunun canına mal olmaz mı? Doğru. Hayatı ona güçleştirmez. Türkiye'mizde bir sürü gencimiz normal askerlik yapıyor. Hepimiz yaptık. Evet. Hepimiz yaptık. Dolayısıyla bunda bir zaruret yok. Zaruret olmadığı için, yani ben kredi alayım da bedelli askerliğe yatırayım diye böyle bir yola tevessül ettiği zaman faiz verdiği için günahkar olur dinimizde. Peki efendim. Bu İstanbul'a seferilik meselesi. Şimdi İstanbul'da bir arkadaşının evinde kalması veya bir otelde kalması farkı yok. Kendi evi olsaydı orada dayalı döşeli, kendine ait. O zaman ancak orada biz tam kılsın diyebilirdik. Ama bu sorduğu şekilde, yani ben haftada iki gün İstanbul'a gidiyorum, orada bir arkadaşımın evinde kalıyorum. Orada namazlarımı nasıl kılacağım? Misafir, seferi hükmündedir. Seferi olarak kılar. 15 günde geçmiyormuş zaten. Geçmiyoruz, daha iki gün kalıyormuş. Peki efendim. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir soru var hocam. Mail üzerinden Yaser Maslağı'yla gelmiş. İyi akşamlar ismiyle. Faiz hocam diyor yine birkaç örnekle değerli hocam bize açıklarsa demiş ama. Ya açıkladık önce, daha evet, açıklayacağız. Peki. Efendim vade farkıyla faiz arasındaki meseleyi değerli hocam bize paylaşırsa diyor. Şimdi faiz belli özelliklerdeki mallar arasında, malların değişimi arasında söz konusudur. Belli özelliklerdeki. Ev ve marketten bahsediyoruz. O özellikler Hanefi mezhebinde o malın ölçülebilir veya ölçülen ve tartılan mallardan olması bir. Bir de aynı cinsten olması. Evet. Alım satım akitlerindedir bu. Buğday verip buğday alıyorsun. Arpa verip arpa alıyorsun. Peşin. Aynı cins. Eşit olacak. Fazla olursa faiz olur. Yani ben 100 kilo buğday verdim, 105 kilo buğday aldım. İşte bu faizdir. Peşin bile olsa. Veresiye olduğunda aynı zine faiz olur. Borç verdiğin zaman para veriyorsun. Verdiğin parayı fazlasıyla alıyorsun. 100 lira veriyorsun, 110 lira alıyorsun. Bu faizdir. Ama vade farkında mal alıyorsun, para veriyorsun. Aynı cins değil bakın. Gidiyorsun, elbise alıyorsun. Veya buzdolabı alıyorsun veya araba alıyorsun, ev alıyorsun. Neyse bir, yani bir mal alıyorsun. O mala karşılıkla borçlanıyorsun. Borçlanırken de peşin verirsen ucuz oluyor. Bu gayet tabii bir şey. Vadeli alırsan biraz daha pahalı oluyor. Evet. Şimdi bu faiz değil bu. Vade farkı denilen şey, yani peşin ile vadeli arasındaki fiyat farkı. Bu bizim kitaplarımızda net olarak geçer. Mesela Mefsut isimli bir meşhur Hanefi fıkhına ait kitabımız var. O İmam Serahsi'nin tercümesi de yapıldı Türkçe'ye. Mesela onda bu net olarak yazar. Ama bir şart koşar. Akit sırasında miktar belirlenecek. Yani ben geldim senden şu kalemi alacağım. Evet. Kaç lira dedi? 5 lira. Peşin alırsan 5 lira. 6 ay vadeli alırsan 6 lira dedi. Hadi aldım dersen bu fasittir. Niye? Ben peşin mi aldım, vadeli mi aldım? 5 liraya mı aldım, 6 liraya mı aldım? Bu belli değil. Ama dersem ki ben vadeli alacağım, 6 liraya kabulüm. Bu kitap kalemi ben 6 liraya satın aldım şimdi. Adını koymak lazım yani. Belirtmek net lazım. Net olması belirtmek lazım. Belirtmek lazım. Böyle bu şekilde olması halinde bunun faizle hiçbir alakası olmaz. Peki efendim. Evet değerli hocam bir kez daha bize vadeyle faiz arasındaki en azından farkı
daha doğrusu alışverişle faiz arasındaki farkı da diyelim paylaşmış oldular. Vade Bursa'ya, farkıyla. Vade farkıyla evet. Peki Bursa'ya dönelim. Değerli hocam hoş geldiniz. Bursa'ya selamlar efendim. Hayırlı akşamlar hocam. İyi sağ akşamlar. Olun. Allah razı olsun. Size de hayırlı hocam, akşamlar. Hocam Safa ile Merve arasında koşuluyor. Evet. Orada Hacer anamız koşmuştu. Bayanlar koşmuyor da erkekler hızlanıyor koşuyor. Onu çok merak ettim. Aydınlatırsanız sevinirim. Allah razı olsun. Soralım hayırlı efendim. Akşamlar. Bursa'ya selamlar, iyi akşamlar, saygılar efendim. Evet değerli hocam. Evet. Şimdi bunu çok sorarlar. Evet. Yani bu Hazreti Hacer'in sünneti ama erkekler koşuyor derler. Hep sünnettir bu. Yani o iki yeşil direk arasında evet. Orada koşarak geçmek say mekanında orada mes'a denir. Bu sünnettir. Ve bu sünnetin kaynağı da işte Hazreti Hacer validemizin Hazreti İsmail'e su ararken o çukurda Hazreti İsmail'i göremiyor. Onun için orada koşmuş. Yani Hazreti İsmail'i Zemzem Kuyusu'nun olduğu yere oturtmuş. Evet. Şimdiki Zemzem Kuyusu tabii şimdi şu anda kapalı da eskiden vardı, yeri belliydi. Yine taşları falan görünüyor gibi. Yani şimdi oraya oturtmuş ve su aramaya gidiyor. Safa Tepesi'ne çıkmış. Evet. Oradan bakınıyor, yok bulamamış. Merve Tepesi'ne doğru koşuyor. Ama bir ara işte bir çukurdan aşağı inince Hazreti İsmail'i gözü kaybetmiş, göremez hale gelmiş. Bir an önce onu göreyim diye oradan koşmuş. Onu görecek yere gelince tekrar yürümeye başlamış. Ha şimdi burada tabii niye erkeklere peygamberimiz öyle demiş bu bir. Aleyhissalatü vesselam. Niye böyle demiş? Yani şu akla gelebilir. Yani kadınlar tabii erkeklerle beraber oldukları zaman özellikle onların koşmaları dikkat çeker. Farklı algılara sebep olabilir. Buna dayanabilir yani muhtemelen öyledir ama illa böyle midir onu bilemem ama şu var ki bu sünnet peygamberimizden geliyor. Ve peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun erkekler için sünnet olduğunu söylemiştir. Peki efendim o halde o iki yeşil direk arasında koşmak her böyle peki evet devam ediyoruz değerli hocam şöyle bir soru var bunu da paylaşalım. Fikri Latif soruyor. Hocama selamlar diyor. Down sendromlu olduğu öğrenilen bebeğin aldırılması dinen caiz midir efendim? Bugün bizim yani aşağı yukarı sadece bizim derken Türkiye'de bizlerin değil de genelde İslam aleminde tabii farklı düşünen alimler var. Hamilelik belli olduktan sonra yani döllenme gerçekleştikten sonra çocuk canlı olacağı için o aldırılmaz. Ancak bunun bir istisnası var. O da annenin sağlığının söz konusu olması. Yani uzman doktorlar bu kadın bu çocuğa hamileliği sürerse veya bunu dünyaya getirirse %90, %95, %100 ölür. Yani bütün şeyler, veriler onu gösteriyor. Derlerse ancak o zaman aldırılabilir. Efendim çocuk sakat doğacakmış, çocuk Down sendromu olacakmış. Bunlar bebeğin alınması için bir sebep değil, caiz değil. Peki efendim. Düzce ile birlikteliğimiz sürüyor değerli hocam. Fatih Darıcı hattımızda. İyi akşamlar Fatih Bey. Düzce'ye selamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Rahmetullah. Buyurunuz Fatih Bey. Hocam benim iki sorum vardı ama buyurun. Sonradan bir soru daha ekleme ihtiyacı hissettim. Lütfen. Eğer vaktiniz müsaitse. Lütfen efendim. Buyurun. Öncelikle birinci sorum, ben Düzce'de ikamet ediyorum ama aslen Sivaslıyım. Evet. Ramazan orucunu burada, sahuru burada niyetlendikten sonra yola çıkıyorum. İftara Sivas'a yetişiyorum. Evet. Tabii ki oranın iftar saatiyle buranınki farklı. Ben sahura kalktığım yerin iftarına mı uymak zorundayım yoksa gittiğim yerin iftarına mı uymak zorundayım? Hay hay, birinci soralım. Sorum bu. Peki efendim. İkinci sorum da ben daha önceden TOKİ'den ev almak istedim. TOKİ'ye yazıldım. Ama bunun faiz olduğunu, banka kredisiyle olduğunu, cüzi bir miktarda da olsa faiz olduğunu öğrendim. Ve bu olaydan vazgeçtim. Sonradan işte çevremdekiler işte bunun zaruri olduğunu, ev ihtiyacını işte başka bir şekilde alamayacağımı konusunda söyledilerse de ben beyin olarak bu konunun faiz olduğuna inandım kalbende. Hocam ne düşünüyor bu konuda? Bunu sormak istedim. Soralım değerli hocamıza.
Ama bu faiz konusunu, TOKİ konusunu özellikle net bir şekilde, çünkü bu konuda birçok arkadaşımız da sorular yöneltiyorlar. Soralım efendim. Özellikle hocamdan bekliyorum bunun cevabını. Net bir şekilde. Hayır. Üçüncü sorum da hani soruyorlar işte kredi kartıyla işte taksitle hacca gidilir mi, umreye gidilir mi? Ben daha esasa inmek istiyorum. Kredi kartı kullanmak caiz midir? Soralım değerli hocamıza. Teşekkür ediyoruz katılımınız evet, için. Evet, bunun puanları oluyor. İşte puanlarını kullanmak soralım, caiz midir? Soralım efendim. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Darıcı Düzce'ye. Selamlar katılımınız için. Teşekkürler efendim. Oruca Düzce'de başladı. İftardan önce Sivas'a vardı. Evet. Bu Sivas'taki iftar vaktine itibar edecektir. Bulunduğu yerde iftar. Bulunduğu peki. Yerde yani o vardığı yerde. Ancak bazen öyle bir durum olur ki çok fahiş fark olur. Mesela diyelim ki batıya doğru sürekli gidiyor insan. Böyle bir uçak. Olabilir. Olabiliyor mu? İcat edildi ki. Söylemiştiniz hocam yani. Işıktan bu... daha hızlı gidiyor. Işıktan hızlı olur bilmiyorum de sesten daha hızlı gidiyor. Şimdi hiç güneş batmıyor. Bu insan ne yapacak? 24 saat oruç tutacak. Yani onun için ayrı bir düzenleme olabilir ama... Peki. Türkiye içerisinde efendim İstanbul'dan kalkmış Van'a gitmiş. İşte Düzce'den kalkmış Sivas'a gitmiş. İzmir'den kalkmış Kars'a gitmiş. Burada arada değişecek vakit 45 dakika bir saattir en fazla. O zaman bu hangi ile yani gittiyse. Güneş battığı zaman neredeyse oraya göre o iftarın yeter. İftar. Bozar, yolda da olsa aynı şey geçer. Aynı değil mi hocam? Aynı şey. Şimdi bu TOKİ peki. Meselesi tabii genel bir ilke var bizim fıkhımızda. Faiz konusunda şüphe hakikat hükmündedir. Evet. Şüphetü riba ki hakikati diye ifade edilir. Yani faiz şüphesi hakiki katı gibidir. Şimdi bu sistemdeki şey ödeme insan bir mal alıyor. Bir daire alıyor. O dairenin bir fiyatı var. Ve deniyor ki biz her sene 6 ayda bir işte tefettüfe ortalamasına göre zam yapacağız. Ve bu şekilde şu kadar sürede de ödeyeceksin diyor. Şimdi bu olaya şöyle bakıldı. Burada şu anda belirlenmiş bir faiz oranı yok. Ama senin bana borcun var. Ve o borçta, bu borçta para değer kaybediyor. Değer kaybettiği için ben o değer kaybını senden alacağım. Tahsil ediyor. Peki. Ki bunun değer kaybı olduğu da şunlar belli, tefe tüfe. Yani üretici, üretici mi? Toptan ve tüketici, enflasyonları arasındaki ortalaması bunun. Yani bu açıdan bakıldığı zaman fazla para ödemiyorsun sen. Ya ne yapıyorsun? Senin o ödediğin paranın yani borcunun değer kaybını fazladan ödemiş oluyorsun. Bu şekilde değerlendirerek bir de insanlar ev ihtiyacı var. Yani bu parası da yok. Yani sadece parası olanlar mı ev alsın? Yani böyle işi kolaylaştıran yöntemler varsa doğrudan faize gitmiyorsa. Belli bir peşinatla veriyor zaten. Doğrudan faiz değilse bu. O zaman yani bunun sakıncası ne ki şeklinde algılamalar var. Ve buna istinaden de insanlar birçok hocası da hacısı da bunu alıyor. Ha, şimdi bu bir. İki, kişi düşünebilir ki ya burada bir şüphe var. Ha, ben bu şüpheye girmek istemiyorum. Ha, o da onun bileceği bir iş. O zaman başta söylemiş olduğunuz kayda geçerli oluyor. O da onun bileceği iş. Ama şu var ki din insanları hayatı zorlaştırmak için gelmiş bir din değil. Haramlar belli, açık, net. Helallar da belli. Eğer sen şüphe ediyorsan ondan uzak kalmaya çalış. Ama benim demek anlattığım şekilde net şüphe etmeden ona gönlün yatıyorsa ona da uyabilirsin. Peki. Hocam kredi kartı kredi meselesi ve promosyonları. Şimdi puanları müşteri açısından kredi kartının vaktinde ödemesi kaydıyla bir problem olmaz. Doğru. Borç gibi. Yani ben gidiyorum vadeli mal alıyorum. Ama vadeli malı alırken de o kredi kartını bana veren kurum bana kefil olmuş. Demiş ki satıcıya, sen benim kartımı getiren adama kim olursa olsun. Malı sat, o kartla da işlet, o ödemese ben ödeyeceğim diyor. Olay bu. Ha,
Ve bana da diyor ki sen şu tarihte bunu ödersen borcun neyse onu alırım senden. Ama daha sonraya kalırsa faiz alırım. Ben onu vaktinde ödersem problem yok. Sorun yok. Ama sonraya bırakır da faiz ödersem o zaman faiz vermiş olurum. Sıkıntı orada. Peki ben kredi kartıyla hacca umreye gidebilir miyim? Şimdi ben bir firmayım, bir şey satıyorum. Ne satıyorum? Bilet satıyorum. Mesela ben bir otobüs firmasına gitsem. Evet. Veya bir uçak firmasına gitsem ki nitekim oluyor. Bugün bilet alıyoruz uçaktan kredi kartıyla. Doğru efendim. Online. Ha. Veya hizmet satın alsam. Doğru. Kredi kartıyla. Bunun bir sakıncası olmaz. Vaktinde ödemem kaydıyla. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. O puanları da hocam kullanabilir mi kişiler? Kredi kartına verilen puanları. Onu da sormuştu. Onu ben doğrusu fakirlere kullandırmasını daha uygun bulurum. Peki efendim. Değerli hocamızın tavsiyesiyle bugünkü programımızı da noktalıyoruz değerli izleyicilerimiz. Bir başka programda birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Hangi şartlarda caizdir? Orta bir, yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.